Merhaba YouTube, ben Birkan Demir Çalışkan ve ben Vedat Özgürel. Tabii ki olmasa ben böyle bir şeyler yapamayacağım. Çünkü sağ olsun bugün dedi ki Vedat, ya dedi abi şu artık motosikleti bir ayaklandıralım, bir şey yapalım. Madem sen evden çıkamıyorsun, evden çalıştığım için ben geleyim alayım malzemeleri, yavaş yavaş başlayalım. Çünkü benim Yamaha motosikletim bir süredir Vedat'ta. En son bıraktığımız yerde aslında. Kaçıncı? Dokuzuncu ya da onuncu bölümde. Valla en son benzini 19 lirada almıştık, öyle diyeyim sana. Evet, 19 liradan benzini alıp sen böyle motoru senin kapalıya attın ve o zamandan beri orada duruyor. Hatta geçen gün babamla mı ne konuşuyordum? Dedi ki madem öyle duruyor Vedat ilgilensin. Baba dedim, neyle ilgilensin adam zaten? İlgilense bir şey olmayacak ki yani. Hani ben bilmiyorum zaten, bilemiyorum. Öyle bir fırsatım yok. Bir de şu anda bilinecek durumda değil. Muayenesi de geçti motosikletin. Türkiye'de gitmemiz gerekecek bunu ayaklandırdığımız gibi ama Türkiye gidebilmek için öncesinde bir Yamaha lansmanına gittik zaten beraber. Evet. X-Max 250'yi kullandık. Yenisini kullandık tabii ki. Hatta videonun altına yorumlar geldi benim. İşte bu paraya X-Max bulursanız bize de verin falan gibi. Bayilerde yokmuş. Böyle yorumlar geldi. Orada da Yamaha'cılarla konuşurken dedik ki biz kendi motosikletimizi bir ayaklandırmak istiyoruz. Bize biraz yardımcı olur musunuz dedik ve birkaç ricada bulunduk. Sağ olsunlar bize bir takım ciciler yolladılar. Şöyle görmüş olduk. Şu ürünleri yolladılar bize. Hani vardır ya böyle iş birliği falan, yani kendi paramızla almadığımız kısım. Ki biliyorsunuz bu Birkan'ın garajı kısmında olabildiğince şeffaf gidiyoruz. Bize bir takım şeyler yollamışlar. En önemli şey tabii ki motor yağı yollamışlar. Aha. 10-40 tamamen sentetik motor yağından 2 litre kadar yollamışlar ki benim motora galiba 1.4 mi 1.3 litre kadar kullanacağız gibi gözüküyor. Buradan 2 tane var. 2 litre yağımız var. Biz bunu muhtemelen kendimiz böyle açıp alttan boşaltır mıyız artık? Üstünden mi ekleriz? Onu işte ustaya zaten götüreceğim. Direkt bir, ustaya bir kadar yani götürebilirsek motoru. Ben de bilmiyorum ne durumdayız. Sen daha iyi biliyorsun benim motoru. Yeni bir akü alındı. Vedat sağ olsun güzel bir akü buldu. Ya ben normalde 1200 lira falan olması gerekiyor. Tabii ikinci el buldum ama ikinci el olduğuna bakmayın. Yani sadece sıvıları konmuş, o kadar. Evet. Hiç şey yapılmamış. Bayağı uygun bir fiyata bulduk yani, 650 liraya. Evet, bir 650 lira şu anda böyle bir oradan bir 650 lira gitti ondan sonra. Bu kısma bir şey gitmedi. Hani sağ olsun Yamaha'cılar yolladılar. Hı hı. Sonra bu kısma bir takım şeyler gitti. Hatta beraber açalım dedik. Ben öyle dedim gerçekten falan. neyimiz var abi? Burada bir tane hava filtremiz sanırım. Bakalım. Tiflo. Neydi bu arkadaş? Hava filtresi. Direkt hava filtresi, evet. Evet. Motosiklet için bir hava filtresi aldık. Totalini söyleyeyim ben size. Bunu kaça almıştık hatırlamıyorum. Ama şu iki poşet nereden baksan 1500-1700 lira falan gibi bir şeye denk geldi. Çünkü bir de kayış aldık. Bir hava filtresi var. Bir şanzıman filtresi var. Bir kayışımız var. Böyle. CVT kayışımız. Mitsubishi. Mitsubishi değil. Mitsubishi. Aynen. Ya işin garibi, hani yalandan mı bir isim diye şey yaptım ama öyle bir şey de yok. Bir dakika, aynısından yani. Bir tane. Hayır. Bir de varyatör filtresi. Aha, evet. Aldık. Bu da böyle. Aldık. Bir de sağ olsunlar, bakınız yanında böyle bir hediye yollamışlar. Motosarf'tan almışız abi. Her şeyi ya. Çok iyi hatırladığım için böyle bakmayınca. Bunu Motosarf'tan aldık. Onu da nereden bunu aldık? N11'den aldık. N11'deki bir siteden aldık. Hangisinden, hı-hı, aldığımızı unuttum. Şu ikisi Motosarf'tan geldi. Evet, Ankara'da hatta bunlar bu arkadaşlar. Hı-hı, evet. Bu büyük mü, normal mı bu ya? Normal. Normal. Evet, bayağı altı kalınmış. Burası çatlak mı? Gelirken çatlamış. Ama idare ederiz. Yani işi kurtarır. Bu bayağı sıkıntı büyük. Varsa evet. Yapalım. Yanında da böyle hediyesini de yollamışlar. Sağ olsunlar. Bunlar tamam. Zaten üstünde yazıyormuş ya. O kadar ilgiliyim ki konuya. Bir de tabii önceden benim almış olduğum, hani önceden yapılmışı var tabir ettiğimiz, benim yanlışlıkla almış olduğum fazladan fren balatalarım var. Bilmiyorum ihtiyaç olacak mı? Bakacağız ustaya gittiğimiz zaman. Burada da bir set balatamız var. Önler arkalar şeklinde düşünürsek. Burada bir tane switch'im vardı. Fazladan zamanda almıştım. Bu yedek olarak duracak. İhtiyaç olmadı. Bir de tabii Gidon'un ağırlıkları var. Gerçekten ağır baktım. Gidon'un topuzu mu? Topuzu, evet. Çünkü şey, benim kışlık... Ben koruma şey zannetmiştim. Kışlık şeyler var ya benim. Ha. Onlarla beraber bunları da takmamız gerekecek. Tekrardan eğer o el korumalarını takmak istiyorsak. Ben istiyorum işin gerçeği. Gerçi çok yıprandılar ama. Neredeler onlar? Arabanın bagajında. Bir gün gelir de takarız diye. Ne olur ne olmaz arabanın bagajında duruyor onları böyle. Onları takarız. Yani direkt topuzları takarız şimdilik de.
Evet. Ya çünkü şu haliyle götürdüğümüzde bana biz zaten garip gelmişti şeyler. Hı-hı. Gidonlar böyle bir falan gibi böyle hani. Neyse o benzetmeyi yapmayacağım. Öyle bir şey. Acaba ondan dolayı mı gidon bana yamuk gibi geldi? O da olabilir. Çünkü bu ağırlıklar da yok ya. Olabilir. Onlar da yok. Ağırlık yok. Dolayısıyla bir saçmalık olabilir. Gerçi ben düşmedim. Kaza yapmadım. Yani bir park sırasında bir şey oldu mu? Park sırasında eğer çocuklar eğlendiyse. Çünkü yani arabamın hı-hı antenini bile yamultmuş çocuklar. Motora kim bilir ne yaptılar. Yani. Üçüncü sayfa haberi oluyordum az kalsın bende. Bir de tabii en önemli parçamız yıllardır düşmüş olan, yıllar önce düşmüş olan Yamaha logosu da bakınız. Tabii çok önemli. Çok önemli. Ön taraftan düşmüştü. Bunu da bir yere yapıştırırız. Tabii Yamaha ne kadar performansa odaklı bir marka buradan anlayabilirsiniz. Aynen Porsche 911, GT2, GT3 gibi böyle plastik gördüğün gibi. Şunun şunun ağırlığını karşılaştırsana şöyle. Yok ki. Yok öyle bir şey. Yapışkanlı. Dolayısıyla bunları da bir şekilde yan yana ekleyerek inşallah yapacağız. Yamaha'nın yolladığı ürünlere bir daha bir şöyle bir üstünden geçelim. Motor yağı zaten temel ihtiyacımızdı. En ihtiyacımız olan şey oydu. Belki de en masraf açabilecek işlerden biriydi. Hı hı. İyi kötü ne kadar olmuştur şöyle bir yağ? 300. 300. Çarpı 2, 600. 600 lira Yamaha'dan bir güzelliğimiz var. Burada bir fren hidroliği yollamışlar. Marmara içimizden geçiyor şu anda resmen. Muhtemelen mikrofon onu almıyordur. İnşallah. Bakayım. Tamam. Sağ ol. Bir kan tren aldı. Evet. Bir fren hidroliğimiz var burada. Ki bu da gerek var mı değiştirmeye? Bir bakılır. Bunca zaman sonra belki... değişilmesi gerekiyor. Evet. Çünkü galiba hiç değişmedi. Ölmüştür yüksek yani. İhtimalle hiç değişmedi. Yani. Evet. Şurada bir tane neyimiz varmış. Bu Visor Helmet Cleaner yani kask temizleyici. Geçen bizim bir arkadaş geldi. Aa dedi bir şey sileyim falan derken abi dedim buyurun. Çok da güzel. Yani o denedi gayet güzel. Ben daha henüz deneyemedim. Belki gözlük camlarına yapabilirim. Bu zaten kullanacağımız bir şey. Neyimiz var? Fren temizleyicimiz var. Bunu bir değiştirdiğimiz balta zaman temizleyici, aynı. Balta temizleyicilerimiz var. Bunlar işe yarar. Ondan sonra bu silikon sprey var. Motorcular silikonu çok seviyor nedense. Evet yani bir de şey enteresan mesela silikon sprey diyor ve sadece gösterge tablosu var ya. Evet. İnsan bir şeye odaklanmıyor mu? Sadece oraya sıkmam lazım. Hani. Yani plastik olan şeyleri böyle evet siyah hale getiriyor aslında. Evet. Bunları bir artık... Onu ilerleyen zamanlarda kullanacağız. Kullanacağız. Zaman. Evet. Bir de boya ve plastik cilası yollamışlar. Benim motorda ne kadar işe yarar bilmiyorum ama... Birçok plastik evet parça var. Zaten benim motora girdiğim zaman da senin motora da bunlarla da gireriz yani. Olur. Şey eğer izin verirseniz. Çünkü şey gibi olabiliyor da. Benim motora dokunmayın abi. Benim motorum tertemiz zaten. Böyle bilmediğim ürünleri sürmem. Bir de hava koşullarına karşı bir koruyucu sprey imiş bu da. Herhalde şey yapıyor. Böyle hidrofobik hale getiriyor. Evet muhtemelen üstüne gelen etkileri azaltacak bir şey. Ama tabii benim motor tabii. Yani bu işte ayaklarımızı koyduğumuz yerlere bunları sıkmamak gerekiyor. Evet. Yoksa kayıyormuş. Ben denemiştim. Denedin değil mi? Güzel kayıyor. Güzel. O zaman zaten abi burada şey olarak göstermiş. Baksana o tarafta da. Çizimde de. Gerçi bunda ayak koymayı yok. Yani burada bir... Evet. R1 var galiba üstünde. Aynen. Böyle bir şeyler. Garajdaki son durumlarda hani burası garaj değil tabii ki ama son durumumuz böyle bu mallar geldi. Bedava yani, gelen mallar var. Para ben bunların aldım. Hepsini toparlayacağım. Yarın muhtemelen ustaya götürürüz diye düşünüyorum. Evet 10. bölümde ya da 11. bölümde artık iyice koptum ben de. O işe gireceğiz. Daha çok Vedat girecek. Ben de ne yapıyorsun abi ne yaptın abi falan gibi yapacağım. Ha aslında tam tersini yapıyorum ben. Ha? Ne yapıyorsun abi ne yaptın? Evet o ne yapıyorsun abi sağım diyor. Sonra diyorum ki ben çıkamıyorum abi evden. Sen gelip alır mısın? Ya da o zaten diyor yani ben gelip alayım diyor. Yoksa aksi halde olmuyor bu iş. Aynen öyle. Bu bana çok büyük geldi ya. Yok bence normal. İyi. Güzel güzel. Motorun üstünde durunca belki daha şey olacak. Şimdilik böyle durumlar. O skedin anahtarını bile bilmiyorum ya. Sen değil mi? Anahtarı bende. Ha. Hatta burada. Ama ruhsat yok. Ruhsat da bende herhalde. Altında da olabilir ha motorum bende mi acaba? Bakarız onda. Durumlar böyle. Motoru bir toparlayalım da sonra biner miyiz, satar mıyız? Şu enflasyonist ortamda bu paralar artık motosiklet yok zaten. Geçen gün baktım 50-60 bin lira gibi para ediyormuş benim motorun muadilleri. Ki şey de diyebilirsiniz. Yok, abi ya, zaten 100 bin liraya kadar çıkıyor vallahi. Öyle de yani bu kadar videoyu çekip de koyduktan sonra hani zaten motorun içine etmişsin. Aylardır, yıllardır bakmıyorsun. Niye canım? Tüm bakımı yaptıktan sonra zaten. Evet. Uzun süre gider aslında. Şeffaf takılıyoruz abi. Çok şeffaf takılmak belki zarar getirebilir maddi anlamda ama bakacağız. Hı hı. O zaman şimdilik bizden bu videoda bu kadar galiba.
Belki de ikinci hani evrelere de geçebiliriz, bilmiyoruz. Muhtemelen. Evet. O zaman şimdilik iyi günler mi diyoruz? Bak. Sağ ol.